Evet efendim, neye borçluyuz bu yarışmaya katılmanızı? Öncelikle çok heyecanlıyım şu anda. Birazcık heyecan var. Hayatımda bir değişiklik olsun istedim. Sizleri tanımak istedim. Değişik şeyler yaşamak istedim. Bir de bazı kendi özel zevklerim için harcamak için bir miktar para hayal ettim. Neler mesela? O özel zevkler. Mesela müzikle uğraşıyorum. İleride pastane açmak gibi bir düşüncem var. Yurt dışı seyahati yapmak istiyorum. Dil kurslarına gitmek istiyorum. Bu şekilde. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda Büşra. Akdeniz Üniversitesi'nde büro yönetimi okuyorum. Peki Büşra. Kiminle geldiniz yarışmaya? Annem ve arkadaşımla geldim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Tanıyalım sizi lütfen. Ben Hülya Ada. Eskişehir'den geliyorum. 45 yaşındayım. Başarılar diliyorum. Bir de ne iş yaptığınızı söyleseniz. Ben ev hanımıyım. Peki. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuğçe Oruçan ben de. Büşra ile Antalya'dan bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Büşra çok neşeli, deli dolu bir kız. Umarım iyi şeyler yapar. Kendisine başarılar dilerim. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, deli dolu dedi sizin için. Katılıyor musunuz? Deli evet, dolu musunuz? Biraz öyleyimdir. Aslında hareketliyimdir biraz. Çoğu zaman nerede ne yapacağım pek belli olmaz. Evet, sizin hoşunuza gidiyorsa mesele yok. Evet. Başlıyoruz yarışmaya. Şartları biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. İlk soru geliyor Büşra Ada. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste sözünde. Aheste aheste ile kastedilen nedir? A. Güzel güzel. B. Yavaş yavaş. C. Fazla fazla. D. Seve seve. Çıkar aheste aheste. Aheste çek kürekleri Mehtap uyanmasın. Süre geçiyor. B yavaş yavaş son karar. Bu kürek çekme falan yardımcı oldu mu size? Daha önce duymamıştım açıkçası. Aheste çek kürekleri demem. Pek etkisi olmadı diyebilirim. Etkisi olmadı. Evet. İkinci soru. Küçük, fiyatları makul ve az miktarda yemek çıkan lokantalar hangi isimle anılır? A. Butik. B. Esnaf. C. Açık büfe. D. Gurme. Seyirciye sorma joker hakkını kullanmak. Tabii. Küçük, fiyatları makul ve az miktarda yemek çıkan lokantalar hangi isimle anılır? Değerli seyirciler. A. Butik. B. Esnaf. C. Açık büfe. D. Gurme. Süre 10 saniye. Esnafmış seyircilerimizin çok büyük çoğunluğuna göre. Evet. O zaman ben de seyirciye güvenerek B esnaf son kararım. Küçük, makul, az miktarının yanına bir de lezzetli ekleselerdi. Evet. Daha iyi tarif olur. Evet galiba. Arkadaşlarımız. Lezzetlidir de. Lezzetlidir kesinlikle. Efendim üçüncü soru. Yaşadığın sokağın adı hat boyu ise sokağınız hangisine paralel bir yolda kurulmuştur? A. Deniz kenarına. B. Havaalanına. C. Tren yoluna. D. Otoyola. Şimdi bizim evimiz de tam hat boyundadır bu arada. Önce cevap vereyim. C. Tren yoluna son kararım. Eskişehir'deki. Evet, Eskişehir'de. Efendim geldik dördüncü soruya. Eskiden hangi meyvenin yünden örülmüşü arabaların arka camına konurdu? A. Elma. B. Karpuz. C. Muz. D. Nar. Hiç emin olamıyorum. Gözümün önüne arabaların arkasına asılmış meyveler geliyor ama birçok meyve geliyor. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, Bahadır Şengöz mü, Sedat Hamutoğlu mu, Mehmet İrez mi?
Mehmet İrez arayalım. Mehmet Bey ne iş yapar? Mehmet Bey emekli kendisi. Şu anda evde kitaplarla, edebiyatla çok ilgilidir. O yüzden ona güveniyorum. Evet, belki bir bildiği bir şey vardı. Bir de yaşından dolayı belki dedim bilebilir. Çalıyor efendim Mehmet İrez'in telefonu. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet İrez. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Eksik olmayın efendim, ben deyim. Bir sorumuz olacak efendim, Büşra da soracak soruyu. Siz de 30 saniye içinde doğru cevabı biliyorsanız vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun Büşra. Eskiden hangi meyvenin yünden örülmüşü arabaların arka camına konurdu? Elma, karpuz, muz, nar. Eskiden hangi meyvenin yünden örülmüşü arabaların arka camına konurdu? Karpuz. Emin misiniz? Evet. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Ve karpuz diyeyim o zaman ben. Son kararım. Şida. Çok şaşıracağım. Benim inanın hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten gelmezdi. Elma ya da nar diye düşünmüştüm çünkü ben. Karpuz zaten bir yün yumağına benzediği için herhalde kolay olmuştur. Ben diyorum muz herhalde çok kolay örülür. Evet. Aklım muzdaydı benim. Güzel ama. Beşinci soru. Edirne. İnsanımızın yaşadığı şehirde mutlu, huzurlu ve güvende olması için eserler ürettik. Ülkemize okullar, üniversiteler, yurtlar, hastaneler, duble yollar, tüneller, kavşaklar, adalet sarayları gibi sayısız eser kazandırdık. Daima millet, daima hizmet. AK Parti. Karpuz diyeyim o zaman ben. Son kararım. Çok şaşıracağım. Benim inanın hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten gelmezdi. Elma ya da nar diye düşünmüştüm çünkü ben. Karpuz zaten bir yün yumağına benzediği için herhalde kolay olmuştur. Ben diyorum muz herhalde çok kolay örülür. Evet. Aklım muzdaydı benim. Güzel ama. Beşinci soru. Nodülü olduğunu söyleyen birinin şikayeti hangisiyle ilgilidir? A. Diz kapağı. B. Kulak zarı. C. Ses telleri. D. Göz bebeği. Nodül. Nodül. Bir yerden duydum ama şu anda gerçekten çıkaramıyorum. Nodülle ameliyat olunur hani. Nodül. Hani nodül, nodül ameliyatı. Ben yarı yarıya joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Peki efendim. Çıkıyor ki yanlış cevap seçeneği. Tam da diz kapağıyla ses telleri arasındaydım. Birini tercih edin artık. Süreniz bitmek üzere. Ben çekilmek istiyorum. Emin misiniz? Eminim. Peki. Son kararım. Her ne kadar sesimin nodüllü kullanıp size ipucu vermeye çalıştıysam da başarılı olamadım evet. Demek. Kötü bir evet. Oyuncuyum ben. Yok estağfurullah. Ya bu tamamen benimle ilgili. Şu an gerçekten çok heyecanıma da birazcık yenik düştüm. Jokerlerimi hemen harcadım. Çok rahat düşünemedim. Biraz bunun etkisi oldu sanırsam. Olsun, sağlık olsun. Neyse, pastaneyi her halükarda açarsınız siz. İnşallah. Böyle bir niyet varken İnşallah. Sizde. 3000 lirayla uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Kilim Mobilya'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster devam edecek. Size ipucu vermeye çalıştıysam da başarılı olamadım evet. Demek. Kötü bir evet. Oyuncuyum ben. Yok estağfurullah. Ya bu tamamen benimle ilgili. Şu an gerçekten çok heyecanıma da birazcık yenik düştüm.
Jokerlerimi hemen harcadım. Çok rahat düşünemedim. Biraz bunun etkisi oldu sanırsam. Olsun, sağlık olsun. Neyse, pastaneyi her halükarda açarsınız siz. İnşallah. Böyle bir niyet varken sizde. İnşallah. 3000 lirayla uğurluyoruz sizi. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Buyurun.